Baştan başlıyoruz. Efendim herkese selamun aleyküm. Bugün bir motor incelemesiyle arkadaşın yeni aldı. Aurora, aha da ismi böyle RC, RS artık ne derseniz. 200 yeşil siyah modeli. Hava soğutmalı bir motor var. Sinyali kapatalım. Arkadaşlar kafadan başlayalım. Göstergeye doğru gidelim. Bu şekilde manuel çalışan bir, yani çalışmadan da yanan lambaları var. Manuel elle açıyorsunuz. Kafa tasarımı bu şekilde. Bir mercek far var aşağıda. Bu şekilde sisleri var. Sol sinyal, sağ sinyal led. Esnek olması güzel. Yani şu şekilde bir darbe alırsa. Yani güzel düşünülmüş de ne kadar sağlam bilemeyiz. Sol gidondan başlayalım. Selektörü var. Uzun kısası var. Sol sağ sinyal düdük. Yani yabancı bir ışıkları açma kapama tuşumuz var. Marşımız var. Yabancı bir tuş yok. Devriyaj. O kadar da değil. Göstergesi var. Set 1, set 2 diye gidiyor. Bir de kilometreyi değiştiren var. O da herhalde Amerika'daki kilometre birimi olması lazım bir yeri. Ne deniyor ona? Oğlum ne deniyordu lan o Amerika'daki kilometre birimine? MPH, MPH. Adı neydi? Tam bir adı vardı. Değişik bir şeydi. Neyse herhalde olması lazım. Ya şu KM ismi değişiyor yani. Motor dıştan. Hacı bu şekilde görünüyor. Ahan da. Yeşil. Egzoz var. Sesi hoşuma gitti. Hava soğutmalı. Naked. Bir motor. Ön arka ABS. Bakalım tek disk mi var? Aynen tek disk. Ön arka ABS. Bu şekilde gold bir. Bayağı süspansiyonları büyükmüş. Ayarlanabilir mi? Hayır. Güzel. Yani bu şekilde çok böyle anlatılacak bir şey yok. Şimdi bunun alınır mı alınmaz mı kuyruğunu da gösterelim. Domino'ya mı benziyordu? Kuyruğu değişik güzelmiş. Şu plaka falan kaba duruyor aslında. Plakayı söküp buraya yapıştırsak, şunu da söksek motor olur. Yani bakalım. Diş. Yani güzel görünüyor ve orta sehpa varmış bu arada. Tutsana bir orta sehpayı alalım. Allah. Ah. Evet, orta sehpayı aldık. Gösterelim şöyle. Şimdi arkadaşlar bunun top speed'ine deneriz ama motor daha yeni. 148. Kaç? 49, 50, 150. 148-150 civarı bir top speed'i varmış ama böyle çok rahat. Güzel bir motor. Hoşuma gitti sesi falan. Bir eksisi hava soğutmalı. Bir de yani marka falan kötülediğimden değil. Sen aldığında neresi oynuyordu? Ne oluyordu? Şimdi onları bir söylesene. Aldırdığım gibi zaten direkt götürdüm. Civatalarını sıktırdım. Tek eksiği şey var. Koltuk yapısı biraz sıkıntılı. Hani çıkarken biraz zor çıkıyor. Koltuk zor çıkıyor. Geçirmeli dişleri var. Yani bu bir hata gibi. Şimdi bu çıkarsın arkadaş. Çıkarken biraz zor çıkıyor. Çıkarsana. Çıkartacağım. Çıkarabilirsin. Yani bunun bir yöntemi de yok yani hani. Şimdi şu kısımlar çıkıntılı olduğu için. Şu iki çıkıntı diş var şurada. Şu ikisi şey olmuş. Bir de siz alırsanız koltuğunun altından bir kırık bir şeyler gelirse aklınıza bir şey gelmesin. Şu an alyan almadığı için ya gösteremiyorum. Alt koltuğun şu kısımlarını bayağı bir kalın yapmışlar. Tamam. Sonra şu kısımdan geçmemiş yani şu koltuğu. Tamam. Geçmeyince kesmişler. Ha, inceltmişler. Aynen. Parçayı da hiç almamışlar. Çünkü bak motorun şu kısmından çıktı. Parça. Ben de korktum. Hani götürdüm servise. Daha bugün ikinci günü motorun. Sonra işte çıkardık baktık. Kesilmiş yani kısıtlarla. Tamam. Öyle yani. Onun dışında bir eksisi yok. Hani bir de şu gidon aldığında oynuyormuş. Şu şeyler hala da oynuyor şu şekilde göstereyim. Şunlarda pek sıkıntı yok da. Şunlar aşağı doğru yukarı iniyordu. He, sıkılmamış. Alyanla şuralarını sıktım ben gelmeden önce. Yani bunu servis sıkmadı mı sana verdiğinde? Servis sıkmıştı da işte. Tam sıkamamış. Her şeyi halletti, kafayı çıkardı. İçeriden bir iki civatayı sıktı. Evet. Takarken büyük bir ihtimal gevşek bıraktı. Şunlar oynuyordu. Evet. Aldığında böyle bir sıkıntı yaşamış. Bir de aldığında lastikle ilgili bir sıkıntım vardı. Neydi? Aynen. Şu dublex olduğu için şu yan kısımlardan kaçırmış.
Daha 2-3 saat falan sürdüm ben 10-15 kilometre. Baktım lastik inmişti. Götürdüm ben size tavsiyem. Bir sıvı var, bu dubleks tekerler için bir sıvı var. Gidip onu sıktırırsınız ama inmesi lazım. O sıkılıp ondan sonra şişmesi lazım. Onun dışında yok yani bir sıkıntı. O sıvı dedikleri şey de herhalde içini dolduruyor da. Canlar bu aynen. Normalde olmaması gereken bir şey. Nedense bunda olmuş. Bir de 140'a 70 lastikler var. Neymiş? Kenda diye Made in China bir dandiği bir lastik. Bakın ortada bir çizgi var şu şekilde. Bakın. Görüyor musunuz çizgiyi? O sıvıyı da işte smoke kabanın içinden sıktıktan sonra alın boşa, takın direk biraz dönsün. Diğer türlü yemiyor. Yani o sıvı onun içinde şişiyor. Köpük şeklinde bir şey. Yani alırken başlamış sıkıntıları da inşallah devam etmez. Bu şekilde ama sisi falan gidişi de üzmez sizi. Yani buna oynanabilir yani blok çıplak olduğu için, sıvı soğutma olmadığı için. Blokla da oynayabilirsiniz canlar. Şimdi motor üzerinde biraz vakit geçirelim. Başka bir eklemek istediğin bir şey var mı? Ya da arıza yapan, aklına takılan? Şu anlık yok yaşadığım. Sallanan bir parça var mı? Hayır, şu anlık. Tamam. Bak şu. Şu an sallana yok da canlar, bunu ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz ya. Servise özellikle diyorsunuz ki bütün vidaları, bak bütün. Yani bunu yapmakla zorunlular çünkü. Hangi vidanın gevşeceği belli olmaz. Özellikle şunlar. Bir de şurada vidalar var. Bunlar önemli. Vidon elinizde kalır. Bunları sıktırın mutlaka. Mesela canım bak, burayı hiç sıkmamışlar. Geçenlerde gördüğümde oynuyor burası teker üstünde. Ya ben bu çamurlu sevmiyorum. Bu sıyırıcı, bu... Bir işe de yaramıyor ki. Ben dün yarıyor. Baktım her tarafım şey olmuş. Çamur mu olmuş? Bir değişen bir şey olmamış. Ama ben bak, bu parça motorun görüntüsünü bozuyor. Ben kullanmıyorum. Biraz çamur oluyoruz ama. Yani bu şekilde arkadan da domino havası, yandan NS, önden MT, değişik bir şey toplama olmuş. Sen şu şekilde tut istersen kamerayı, ben motora bineyim. Sen de arkama geç. Hop. Sesini dinledim. Hadi. Şekilde. Gençler, motor ses bakımından güzel. Vallahi bir de titreşim var, bu titreşim de vallahi şeyden mi kaynaklanır bilmiyorum da, bu titreşimi halletmek için ne yapıyorsunuz? Yağ bakımı bittikten sonra, rodaj bakımı bittikten sonra servise söylersiniz. Onlar civata meksiltir, azaltır mı, çoğaltır mı? O sesi hallederler. Sıkı tutunabilecek misin? Bir teker deneseydik de şurada küçük bir yolda. Sıkı tut beni. Bir de bir teker deneyeceğiz de bakalım tekeri gelişi nasıl. Biz ne yapalım biliyor musun? Şuradan dönelim, tekeri öyle deneyelim. Amortisörler bana biraz sıkı geldi. Orta amortisör göbekteki. Onu gevşetebiliyorsunuz, onu da servise. Bunların hepsini aynı anda servise söylerseniz, servisler motoru ben baştan mı yapayım sana? Bana göre parça parça söylersiniz. Ya ben de... Yani bu fiyat performans mı ne diyeyim? Fiyatına göre bu. Hani bu fiyata bu. Bakalım ikide tekere geliyor mu aga? Aslında şu alt yolda deneyelim mi? Giderse... Bugün bu tekeri deneyeceğiz canlar. Bilmiyorum kalkacak mıydı da, ne diyorsun? Aha. Alttan bir çatır çutur ses geldi, dişli sesi de. Aynen, zincir.
az da çatır çutur ses geliyor. Yani gördüğünüz gibi yani böyle ince ince geliyor. Bunu fazla zorlamadan zincirinizi gevşekse şey yapmayın. Aha Esbinarar var. Size Esbinarar göstereyim. Şu Esbinarar'ı çeksene. Şu motoru çek şu motoru. Kanka merhaba. Beyler yukarı çıkmayın, polis var. Ha biliyorum, az önce 3000 lira. Ne kadar? Ben 3000 yedim. 3700. Ben de 3700 dedim. Kaç? Bunlar mı? Kaçtım diye yedim. Valla sen niye kaçtın? Bilmiyorum ki, kaçasım geldi. Ehliyetin yok mu? Yok. Var var. Ehliyetim var da. Ya yani bir şeyden kaçtık ya. Benim ehliyet yetmiyor. Ben kaçtım 3700 dolamışlar. Plakayı söktüm şimdi. Çok kanka çok. Bunu da yakalatsalar artık şey. Canlar videoyu burada kapatıyoruz. Motor bu şekilde artık. Alana hayırlı olsun, almayan ne yapacak bir şey. Esbinarar'la kapattık. Durdursana.